Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de benden bu şekilde araştırmamı istediğiniz, bu kanalda yer vermemi istediğiniz videoları olursa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Betty Williams hakkında konuşmaya başlayalım istiyorum. Betty 11 Ağustos 1943'te Odessa'da 4 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi maddi anlamda birazcık ortalamanın altındaydılar ve oldukça geleneksel, muhafazakar bir aileydiler. Haliyle çocuklarının da kendi standartlarına göre yaşamalarını bekliyorlardı. Fakat Betty evin en büyük çocuğu olmasına rağmen 17 yaşına geldiğinde ailesinin yaşam tarzına tamamen zıt şeyler yapmaya başlamıştı. Aslına bakarsanız 1960'lı yıllarda Odessa gibi tutucu bir şehirde onun bu yaptığı şeyler, onun hal ve hareketleri çevresindeki birçok insana oldukça zıttı zaten. Yaşıtları gibi hanım hanımcık şeyler giyinmiyordu. Genelde kot ve tişört giyiyordu ve erkeklerle olan ilişkisi tamamen başka bir boyuttaydı. Betty'nin o dönemlerdeki en büyük tutkusu tiyatroydu. Okuduğu lisede zaten birçok oyunda yer almıştı. Fakat kendisinin en büyük hedefi bu liseden mezun olduktan sonra üniversitede oyunculuk eğitimi almak ve ünlü bir oyuncu olmaktı. Yani Betty kendi kurallarına göre yaşamayı seven genç bir kızdı. Fakat 17 yaşına geldiğinde onun hayatındaki bazı şeylerin dengesi değişmeye başladı. Ve bu hayat dolu dışa dönük kız birdenbire bütün tavrını değiştirerek çevresindeki herkesi rahatsız edecek bir kişiliğe büründü. Betty'nin çevresindeki neredeyse herkesin rahatsız olduğu en göze çarpan davranışı şuydu. Genç kız yakınlaştığı, romantik bir şeyler paylaştığı oğlanlara garip bir teklifte bulunuyordu. Bu gençlere benim hayatıma son verir misin gibi bir soru yöneltiyordu. Haliyle Betty'nin bu soruları birçok kişi tarafından reddedildi. Yani kimse böyle bir şey yapmaya yanaşmadı. Çünkü birçok kişi Betty'nin kendileriyle şakalaştığını veya onun bir şekilde eğlendiğini düşünüyorlardı. Yani kimse onun gerçek niyetinin bu olduğunu düşünmüyordu. Ancak Betty'nin okuduğu Odessa Lisesi'ne 22 Mart 1961 tarihinde polisler geldi. Polisler her yerde Betty'yi arıyordu ve onunla bir alakası olabilecek herkesi sorgulamaya başlamışlardı. Çünkü Betty 2 gün öncesinden beri, yani 20 Mart gecesinden beri ortalıklarda yoktu. Betty'nin annesinin söylediklerine göre 20 Mart gecesi genç kız her zaman olduğu gibi okuldan gelmişti. Oldukça yorgun görünüyordu ve annesiyle ayaküstü birazcık laflayıp annesine iyi geceler dileyip kendi odasına geçmişti. Ancak ertesi gün işler değişmeye başladı. Çünkü Betty'nin annesi o sabah erkenden kalktı, kahvaltıyı hazırladı ve kızını da okula göndermek üzere uyandırmak için onun odasına gitti. Fakat Betty'nin annesi odaya gittiğinde genç kızın kapısının kilitli olduğunu gördü. Dahası kapıya ne kadar tıklarsa tıklasın içeriden kimse kendisine ses vermiyordu. Ve şöyle bir şey vardı ki Betty'nin odasında iki tane kapı vardı. Bunlardan birisi doğrudan evin içerisindeydi. Fakat diğer kapı doğrudan bahçeye açılıyordu. Bunun üzerine kadın hemen evden çıktı, evin etrafından Betty'nin kapısına dolandı ve dış kapıyı açarak Betty'nin odasına girdi. Fakat odaya girdiğinde onu çok kötü bir sürpriz bekliyordu. Betty odada değildi. Betty'nin annesi bu noktada ne yapacağını bilemedi. Kızının belki de erkenden okula gitmiş olabileceğini düşündü. Bu yüzden de günün ilerleyen saatlerine kadar bekledi. Fakat Betty'nin tekrardan eve geri dönmemesi üzerine genç kadın da paniklemiş bir haldeydi. Çünkü Betty bütün bunlar olmadan çok kısa bir süre önce evin içerisinde babasıyla bir tartışma yaşamıştı. Babası Betty'nin odasında kızının yazmış olduğu günlüğü görmüştü. Ve ne yazık ki bu günlük muhafazakar, tutucu, geleneksel bir babanın karşılaşmak isteyeceği en son şeydi. Çünkü Betty bu günlükte erkeklerle olan deneyimlerini yazmıştı. Haliyle Betty'nin babası bu durum karşısında şok oldu, hayrete düşmüş bir haldeydi. O zamana kadar kızlarını bu şekilde yetiştirdiklerini farkında dahi değildi. Betty odaya gelene kadar bekledi ve genç kız odaya girdiği andan itibaren onu azarlamaya başladı. Onun nasıl böyle şeyler yapabildiğini anlam dahi veremiyordu. Ve kızına üniversite hayallerini unutması gerektiğini, liseden mezun olur olmaz kendisinin bulduğu bir işte çalışmaya başlayacağını söyledi. Dahası onun günahkar bir ruh olduğunu ve sabaha kadar dizlerinin üstüne çöküp Tanrı'dan af dilemesi gerektiğini haykırdı.
Betty bu noktada ailesine hiçbir şey söyleyemedi. Evet, üniversite hayalleri vardı. Evet, kendisi aykırı bir kişiliğe sahipti. Ama çevresindeki insanların bildiği üzere Betty asla ailesine baş kaldırmazdı. Her zaman sanki onlardan kabul görmeye çalışır gibi bir tavrı vardı. Onlara ayak uydurmaya çalışıyordu. Onların bir parçası haline gelmeye çalışıyordu. Ama bir şekilde bunu başaramıyordu. Ve bu yüzden de büyük hatalar yapmaya devam ediyordu. Aile haliyle bu sebeplerden ötürü Betty'nin olabildiğince evden uzak kalmaya çalıştığını düşündüler. Fakat günün ilerleyen saatlerinde hala daha kızlarından bir haber alamamaları üzerine doğrudan polise gittiler. Fakat polisler de onlarla aynı fikirdeydi. Yani sonuçta Betty 17 yaşında genç bir kızdı. Oldukça sosyal bir hayatı vardı. Yani büyük ihtimalle okul çıkışında birilerine takılmış olabilirdi veya birazcık evden uzaklaşmak istemiş olabilirdi. Bu yüzden de 22 Mart tarihine kadar beklediler. Fakat 22 Mart tarihine geldiğimizde Betty'den hala daha bir ses seda yoktu. Dahası genç kız bu süre zarfında okuduğu okula veya okul sonrasında çalıştığı part-time işe de gitmiyordu. Genç kız dersleri olmasa bile tiyatro pratiklerini hiçbir zaman kaçırmazdı. Tiyatro onun en büyük tutkusu haline gelmişti. Ve yaklaşık 2-3 gündür tiyatro pratiklerine bile gelmemesi haliyle insanların dikkatini çekiyordu. Bunun üzerine polisler 22 Mart tarihinde Betty'nin okuduğu okula gittiler ve onun yakın arkadaşlarını sorgulamaya başladılar. İşte bu noktada Betty'nin hayatına dair birçok detay da ortaya çıkmaya başlamıştı. Betty'nin hayatında 2-3 tane kilit erkek olduğunu fark ettiler. Bunlardan ilki Meg Herring'ti. Meg henüz sadece 17 yaşındaydı, yani Betty ile yaşıttı ve onun okuduğu lisede futbol takımındaydı. Yani oldukça popüler bir çocuktu ve gerçekten popüler olmak için hiçbir şey yapmıyordu. Fakat Betty'nin arkadaşlarının söylediklerine göre Meg ve Betty bütün bu olaylar olmadan önceki yaz, yani yaklaşık 7 ay kadar önce uzun vadeli bir ilişki yaşamışlardı. Yani o zamana kadar Betty'nin hep tek gecelik ilişkileri olmuştu. Yani erkeklerle çok uzun vadede takılmazdı. En azından aynı erkekle çok uzun vadede takılmazdı. Ama Meg'le tanıştıktan sonra Betty biraz daha romantik ilişki insanı olmuştu. Sık sık Meg'le buluşuyordu, onunla böyle sessiz sakin yerlere gidip vakit geçiriyordu ve genelde Meg'in arabasında vakit geçiriyorlardı. Çünkü Meg evet sessiz sakin bir çocuktu ama Betty ile olmak ona da iyi geliyordu. Onunla birlikteyken sürekli konuşuyordu, daha dışa dönük bir insan oluyordu. Yani aralarında gerçekten çok iyi bir ilişki vardı. Fakat Meg yine de bu kızı kendi arkadaşlarına, kendi çevresine tanıtmak konusunda pek de ılımlı değildi. Sanki Betty'nin bu hallerinden, bu hareketlerinden birazcık utanıyormuş gibi görünüyordu. Bu yüzden de Betty ile bir ilişki yaşadığını Meg kimseyle paylaşmadı, Betty'nin aksine. Ve okulların açılmasıyla birlikte kendi isteğiyle Betty'den tamamen ayrıldı. Hatta okulda onu görmezden gelmeye başladı. Fakat bütün bunlar Betty'yi durdurmamıştı ve Betty bu sefer Meg ile aynı takımda olan Bill Rose adında başka bir çocukla görüşmeye başladı. Dahası Meg ve Bill Rose gerçekten çok yakın arkadaşlardı. Ve aynı kızla bir ilişki yaşamış olmaları gerçekten 1960'lı yıllarda inanılmaz bir şeydi. Bu yüzden de onların yakın çevresi olmak üzere okuldan birçok insan artık Betty'ye tamamen ön yargılı bir hale gelmişlerdi. Yine de Betty durmadı ve bu sefer bir radyo istasyonunda çalışmakta olan bir adamla bir ilişki yaşamaya başladı. Sık sık okul çıkışlarında bu adamın evine gidiyordu ve onunla romantik bir şeyler yaşıyordu. Ama şöyle bir şey vardı ki bu adam Betty'den oldukça yaşlıydı. Hatta Betty'nin arkadaşlarının söylediğine göre ikisi yan yana durduklarında Betty sanki bu adamın kızıymış gibi görünüyordu. Hatta Betty en yakın arkadaşı Gail adındaki bir kıza eğer bu ilişkiyi ailem öğrenirse ben biterim, bu benim sonum olur tarzında bir takım söylemlerde bulunuyordu. Polisler haliyle bu ifadeler karşısında gitgide bu durumdan işkillenmeye başladılar. Yani belli ki Betty sıkıntılı bir dönemden geçiyordu ve başına kötü bir şeyler gelmiş olabilirdi. Ve aslına bakarsanız Betty'nin hayatında yoluna gitmeyen tek şey erkekler değildi. Biliyorsunuz ki Betty'nin en büyük tutkusu tiyatroydu. Tiyatro için gerçekten çok büyük bir zaman ve emek harcıyordu. Yani aslında onun duygularına ve ruh haline en büyük zarar verebilecek şey de buydu. Ve işe bakın ki Betty'nin dönem başından beri uğraştığı tiyatro oyununda kendisi başrol olamamıştı. Oysa ki en büyük hayali bu oyunda başrol olmak ve üniversiteye girerken kendisine iyi bir referans sağlamaktı.
başrol en yakın arkadaşı Gale olmuştu. Ve şansa bakın ki Gale'ın bu oyundaki partneri Betty'nin ilk aşkı Mac'ti. Yani genç kız defalarca kez en yakın arkadaşı Gale ve Mac'in provalarını sahne arkasından izlemek zorunda kalmıştı. Yani birdenbire en büyük korkusuyla yüzleşti. Sahnenin geri planında kaldı ve dikkatler tamamen başkasının üzerindeydi. Onun bu sancılı bekleyişi 20 Mart tarihine kadar devam etti. 20 Mart günü Betty her zaman olduğu gibi okul çıkışında tiyatro kulübüyle birlikte provalara katıldı. Fakat o gün provalar bayağı bir uzamıştı. Yaklaşık gece 10-11 sularına kadar devam etti. Ve işe bakın ki prova boyunca Mac ve Betty'nin en yakın arkadaşı Gale oldukça yakınlardı. Hatta Mac bir noktada partnerine geç olduğu için onu eve bırakmayı teklif etmişti. Yani Betty'nin duygularını tamamen görmezden geliyormuş gibi görünüyordu. Bunun üzerine Betty Mac'in yanına yaklaştı ve "Artık benim hayatıma son verir misin?" diye sordu. Mac bunun üzerine Betty'ye şöyle bir baktı ve doğru düzgün hiçbir şey söylemeden yanında Gale'la birlikte oradan ayrıldı. Betty bu durumu bozuntuya vermeden tekrardan tiyatro kulübüne geri döndü ve kulüpten bir arkadaşı olan Art Neil adında bir çocukla kulüpten ayrıldı. Fakat daha sonrasında Art Neil sorgulandığında polislere şu ifadelerde bulundu. O gün evet eve kadar Betty'yi kendisi bırakmıştı. Fakat onu en son gören kişi kendisi değildi. Çünkü Betty arabadan inmeden önce Art Neil'a döndü ve "Ben eve girdikten sonra burada beklemeye devam et, geri geleceğim." dedi. Betty arabadan indi, odasına geçer geçmez kapısını kilitledi ve üzerine güzel bir gecelik giyip bu sefer odasındaki dış kapıya yöneldi ve dışarıya çıkarak Art Neil'ın arabasına bindi. Ve oğlanın söylediklerine göre arabada yakınlaşmaya başladılar, birbirlerini öpmeye başladılar. Ama bu esnada arabanın hemen arkasında başka bir araba durdu. Ve bu arabadaki kişi Mac'ten başkası değildi. Betty eski sevgilisi Mac'in geldiğini gördüğünde gerçekten çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştu. Hatta onu gördüğünde yanındaki çocuğa dönerek "Onun geleceğini düşünmüyordum bile. Umarım blöf yapmıyordur." diyerek arabadan indi ve hemen Mac'in arabasına bindi. Polisler duydukları bu şeyler üzerine tabii ki hemen Mac'i sorgulamaları gerektiğini fark ettiler. Fakat Mac ilk sorgulandığı esnada bunu tamamen reddetti. Yani o gece tiyatro çıkışından sonra Betty'yi görmediğini iddia ediyordu. Polisler bu sefer ona biraz daha zor kullanmaları gerektiğini düşündüler ve kendisinin henüz reşit dahi olmadığından dolayı bu durumun ailesine haber verilmesi gerektiğini söylediler. Mac ailesinin işin içine karışmasıyla birlikte birazcık gerilmişti. Çünkü Betty'nin tam aksine Mac'in daha yolunda bir hayatı vardı. Yani okulda başarılıydı, okulun futbol takımındaydı, ailesi varlıklı ve saygın bir aileydi. Yani bu durumun doğrudan ailesinin kulağına gitmesini kesinlikle istemezdi. Bu yüzden Art Neil'ın söylediklerini kabul etti bir noktada. Evet, o gün Betty evine gittikten sonra onu evin arka kapısından almıştı. Hatta birlikte Mac'in babasıyla birlikte avlanmak üzere gittiği bir araziye gitmişlerdi. Bu arazi Odessa'nın şehir merkezinden yaklaşık 40 kilometre kadar uzaklıktaydı. O gün Mac Betty'yi evinden aldıktan sonra birlikte yarım saatlik bir yolculuğun ardından bu araziye gelmişlerdi. Yol boyunca konuşmuşlardı. Oldukça iyi vakit geçirmişlerdi. Fakat Betty'nin o akşam oraya gelmesinin bir amacı vardı. Birkaç gün önce yine Betty Mac'i bir yerde yakalamıştı ve ona "Benim hayatıma son verir misin?" diye sormuştu. Bunun üzerine tabii ki Mac yine ilk başta bu durumu anlamlandıramadı. Yani ilişkilerinin bitmesinin üzerinden 7 ay geçmişti. Evet, bu kızla arkadaş olarak kalmaya çalışıyordu. Fakat kız her seferinde kendisine aynı teklifte bulunuyordu. Betty Mac'in bu durumda çok istekli olmadığını fark ederek ona "Merak etme, senin başın belaya girmeyecek. Gerekirse bir ifade mektubu bile yazarım." dedi. Ve çocuğun önünde bir defter çıkartarak kendi ifade mektubunu yazmaya başladı. Bu mektupta genel olarak "Benim hayatımı kaybetmemden kimse sorumlu değildir. Bu benim kendimin istediği bir şey. Şu anki halinden daha mutlu olamayacağım. O yüzden bunu kendim seçiyorum. Bunu yapan kişinin başının belaya girmesini asla istemiyorum." tarzında kendi söylemleriyle gayri resmi bir ifade mektubu yazdı. Hatta bu mektubu katlayıp Mac'e verdi. Mac bunun üzerine gerçekten de kendi başının belaya girmeyeceğini düşünmüş olmalı ki o gece tiyatro çıkışından sonra Betty'nin evine gitti ve onu evden alarak babasıyla birlikte kullandıkları araziye kadar götürdü. Birlikte bu araziye geldiklerinde
gölete doğru ilerlediler. O esnada Betty'nin üzerinde sadece geceliği vardı ve Mac'in söylediklerine göre genç kız bir noktada titremeye başladı. Hatta üşüdüğünü söyleyerek arabadan üzerine bir şeyler bile almıştı. Daha sonrasında Betty bütün bunların sonlandırılması için Mac'in karşısına geçti ve ona yapması gerektiğini söyledi. Mac ise bir an tereddüt ettikten sonra Betty'ye "Seni unutmak istemiyorum, bana bir veda öpücüğü verir misin?" dedi. İkili o esnada orada birbirlerini öptüler. Ve daha sonrasında Betty tekrardan Mac'in karşısına geçti ve Mac elindeki 12 kalibrelik pompalıyı Betty'ye doğrultarak bu işi sonlandırdı. Bu kadar kısa bir mesafeden böylesine güçlü bir aletle bunu yaptığı için Betty'nin kafası tamamen dağılmış bir haldeydi. Daha sonrasında genç çocuk bütün bunları soğukkanlı bir şekilde idare etmeyi başardı ve Betty'nin vücuduna ağırlıklar bağlayarak onu göletin serin sularına bıraktı ve hiçbir şey olmamış gibi o gece tekrardan evine geri döndü. Ama bana kalırsa şöyle bir şey vardı ki Betty gerçekten o gece bu adamın kendi hayatına son vereceğini düşünmüyordu. Yani sadece kendisinin dikkat çekmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten hayatına son vermek isteseydi bunu kendi başına da defalarca kez yapabilirdi. Ama o sürekli bunu başka insanlardan istedi. Belki de birilerinin onun yardım çığlıklarını görmesini istiyordu. Birilerinin onu şöyle bir tutup silkeleyip "Ne demek istiyorsun? Yaşamak güzel bir şey. Yaşamaya devam et." demesini bekliyordu. Belki de birilerinin ona neyin yolunda gitmediğini sormasını istiyordu. Bunu defalarca kez Mac'ten istemişti. Belki de Mac'in kendisinin ne kadar kötü bir ruh hali içinde olduğunu görmesini, ona bir şekilde yardım etmesini, belki de kendisine geri dönmesini istiyordu. Son ana kadar Mac'in gerçekten de böyle bir şey yapacağına ihtimal dahi vermediğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle genç kız Mac'in kendisine bir ders vermeye çalıştığını ve yaşamanın kıymetini kendisine göstermeye çalıştığını dahi düşünmüş olabilir. Çünkü son ana kadar hayatı için hiçbir endişede bulunmadı. Yani gerçekten sadece ailesiyle kavga ettiği için ve erkekler anlamında şanssız olduğu için böylesine bir şey yapmış olabilir miydi bilmiyorum. Fakat Mac polisleri gerçekten de sorgu sonrasında bütün bu olayların gerçekleştiği yere götürdü. Polisler Mac'ten Betty'yi kendilerine getirmesini istediğinde ise hala daha çok soğukkanlı bir halde üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Gölete girdi ve eliyle koymuş gibi Betty'yi suyun içinden çıkartıp polislerin önüne koydu. Polisler şok olmuş bir haldeydiler. Yani 17 yaşındaki iki çocuk arasında böylesine bir olayın meydana gelmiş olabileceğine ihtimal dahi vermiyorlardı. Hemen olay yerini fotoğrafladılar. Mac'i olay yerinde tutukladılar ve karakola götürdüler. Ancak mahkemede Mac'in avukatları genç çocuğun o esnada geçici bir delilik geçirdiğini, bu yüzden doğruyu ve yanlışı ayırt edemediğini iddia ettiler. Dahası arkadaşı Betty defalarca kez ondan bu istekte bulunmuştu. Daha sonrasında Betty'nin yakın arkadaşları da bunu onayladılar. Çünkü genç kız daha öncesinde birçok kişiden bu istekte bulunmuştu. Yani bu yüzden Mac arkadaşına yardımcı olmak istemiş de olabilirdi. Çünkü Betty yol boyunca Mac'e cennetin güzelliğinden bahsetmişti. Ve ona "Sence cennet nasıl bir yer? Oraya gidebilir miydim?" tarzında sorular sormuştu. Bu yüzden avukatlar gerçekten de Mac'i çok güzel bir şekilde savundular. Fakat asıl can alıcı nokta ortaya çıkan bir itiraf mektubuydu. Bu mektubu biliyorsunuz ki Betty kendisi yazmıştı ve daha sonrasında yetkililer bu el yazısının genç kıza ait olduğunu doğruladılar. Bu yüzden de ikinci duruşmada Mac serbest bırakıldı. Ve şansa bakın ki serbest bırakıldıktan sonra insanlar, çevresindeki insanlar, yaşadıkları kasabadaki, okulundaki insanlar Mac'in tarafında olmaya devam ettiler. İnsanlar onun masum olduğunu ve onu bu suça sürükleyen kişinin Betty olduğunu düşünmeye başladılar. Bu yüzden de Mac böylesine bir şey meydana geldikten sonra kendi sosyal hayatına geri döndü. Hatta üniversiteye girdi, iki kere evlenip boşandı. Uzun ve normal bir hayat yaşadıktan sonra 2019 senesinde 75 yaşındayken hayatını kaybetti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Betty gerçekten de birilerinin kendi hayatına son vermesini mi istiyordu? Yoksa bu onun bir şekilde insanlara duyurmaya çalıştığı yardım çığlıkları mıydı? Benim bugünlük anlatacaklarım buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.